TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Murat bize GTA 5'te nasıl ince ayar yapılır onu anlatacak bize. Çünkü Evet. bayağı ayarı var değil mi? Benim gördüğüm. Çok fazla yeri var Hamdi. Şimdi daha GTA 5'e girmedim bile. Şöyle yapacağız. Bir defa bizim oyun sistemimiz hani burada gözüküyor. Eski ofiste daha çok gözüküyordu. Biraz burada yanımda kaldı. Küçük çünkü. Arma bilgisayarın küçük bilgisayarı. Daha onun Doğru. incelemesi var ama o bilgisayarımız biraz yaşlandı. İçinde GTX 760 var onun. Bize yenisini gönderdiler. Çünkü dedik ki yani GTA 5 inceleyeceğiz. Artık onu biraz daha şöyle 960 falan olsun. Yeni sistem geldi. İşlemci Bu falan da değişti mi? vesileyle evet hepsi değişti. Yeni bir Yani şey. komple sistem yollamak daha kolay oluyor. Çünkü ötekini sökeceksin, edeceksin. Doğru. Onlar için daha kolay. Benim için değil de. i5 4690 işlemci var içinde. 3,5 GHz'de çalışıyor. 8 GB belleği var. İşte şurada görüyorsun. Güzel. Bir de 960 var. İçinde tabii ki SSD ve normal hard diski var ama SSD'ye kurmadık oyunu. Çünkü oyun zaten 60 küsur GB. Doğru. Olmadı, kuramadık Gerçi daha doğrusu kursan bulamadık da değil iyi de. olur. Hızlı yüklenir. Ya yine de şey değil. Hızlı ben memnunum yüklenme sürelerinden. Şimdi öncelikle şunu göstereceğim. Bu bir Nvidia ekran kartı olduğu için GeForce Experience denen yazılımla aslında sen tek tuşta optimize edebiliyorsun. Bununla ilgili bir önyargı var. Ve hani haksız değiller önyargılı Yeterince olmakta. iyi çalışmıyor ön yargısı Hayır. herhalde. Ha, o değil Tam mi? tersi. Diyorlar ki ya Nvidia'ya bırakırsan öyle bir ayar yapar ki sürünür ekran kartımız. Yani yenisini aldırmaya çalışırlar Ha. bize diye. Ama hiç öyle Tamam değil. işte yeterince iyi çalışmıyor sonuçta ayarlar kullanıcı gözünden Heh, bakınca. yani öyle diyebilirsin. Bak şimdi burada bir ayarı var aslında bunun. Şunun için optimize et demiş. Kalite ve performans aslında sana bırakmış. Kendi hali optimumda. Burada hatta bak benim şu anki ayarlarımla optimum Nvidia'nın tavsiye ettiği ayarları görebilirsin. Şurada optimum ayarlarda benimkinden çok çok daha gevşek bir ayar sunuyor. Benim işte ultra yaptığım o Velha yapıyor. Benim açtığım bir şeyi o kapatıyor. Ve hani şöyle Ya söyleyeyim. oynanabilirliği ön plana çıkarmış evet. Oynanabilirliği optimum ayarda kalmışsa hiç dokunmamışsan oradaki ayarlara oynanabilir. Yüksek FPS odaklı çalışıyor. Tamam. Şu tuşa bastığın zaman da bu ayarları yapıyor. Ve oyuna girdiğin zaman burada yazan optimum ayarlarda oynuyorsun. Şimdi bunu yapabilirsin. Yani hiç ben ayar mayar uğraşmak istemiyorum. Ne olduğunu anlamak istemiyorum diyorsan gir buraya optimize et Güzel. bitsin. Ama tabii şeye karışamıyorsun. Hani neyi optimize etti falan. Kafam rahat etsin. Ben oynamak istiyorum diyene bu olur. Hadi ben bunu denedim yani şeyini görüntülere de girer. Ama şeye de bakman lazım. Neler kaçırdığını görmen Ya lazım. şu Sonuçta var. ayarlarda bazı şeyler açınca gerçekten fark Doğru yaratıyor çünkü. söylüyorsun da iki şey var orada. Şimdi biz zaten senin dediğini yapacağız. Tek tek bakacağız o ayarlara. Ama bir yandan da adam oyun oynamak istiyor. Yani ben Tabii. ayarlar ne demek şimdi bunlar? Bir de baksana Türkçelerine bak şunların. Eş yönsüz filtreleme yani Doğru tabii ortam çok kapatma. teknik terimler Şimdi, sonuçta. tabii Türkçeleri de tuhaf çünkü bunları mecburen böyle çeviriyorlar. Bunları yani icat ediyorsun, oturup uyduruyorsun. Başka çaren Tabii yok. tabii. Bunlar hiçbir şey anlatmıyor çoğu kişiye. Bu kolay İşte kolay bir ortam yolu. kapatmayı ben de anlayamadım şimdi. Ya ben bile şey yapıyorum, İngilizce kullanıyorum çoğu zaman bu ayarları. Çünkü anlayamıyorum. Bir anda şey bu neydi diye düşünüyorsun. Tabii. Tam birebir denk gelmiyor çünkü. Şimdi bu böyleydi Hamdi. Tamam. Bu arada bu kaydı da Shadow Play ile yapıyorum. Oyun içi kayıtları da Shadow Play ile yaptım. Fraps çok ciddi performans düşürdü çünkü. Şimdi istersen bir oyuna girip bakalım. Tamam bakalım. Şimdi Hamdi oyunu yükledim. Burada da ayarları görüyorsun. Şimdi herkesin korkulu rüyası şurası. Bellek. Bir bellek. Evet oradan başlayalım ayarlara. Bir defa Ignore Suggested Limits. Şunu on yaptığın zaman o korkun kalmıyor. Çünkü burada gerekli miktardan fazlasını da sen daha sonra sende 2 GB kart var. 3 istiyor oyun. Çalışmaz diye demek değil. Bunu açarsan çalışıyor. Sen denedin mi peki mesela ekran kartı belleğini açtığın zaman yavaşlama falan oluyor mu? Ne oluyor? Yavaşlama oluyor. Ama bu zaten şeyden beridir böyle. Mesela ben Mordor'da çok yaşıyordum onu. Orada da Ultra'yı açarsan bayılıyor kartlar ama şöyle mesela atıyorum şimdi 100'den 70'e düşüyorsun kartın iyiyse. Yani bu şu anlama gelmiyor. Eğer 2 GB'tan aşarsan oyun oynanmaz hale gelir diye bir şey yok. Anladım. Zaten şu var. Kötü senaryolarda şu oluyor. Sistem belleğine erişiyorsun. Dolayısıyla oyun oynamaya devam ediyorsun ama Tabii. sistem belleğine yani sistemin herhangi bir yerine erişmek zaten başlı başına bir performans düşürücü bir Onun için şeydir. sordum ben hani bir ne kadar yavaşlama oluyor? Şöyle yüzde veremezsin Tabii. ama şu var tabii ki de
gönül ister ki tabii oraya sığdır onu. Özellikle böyle simetri hastaları varsa buna kafayı çok takacaklar, onu söyleyeyim. Çünkü ya da burada, 8 GB belli olan ekran kartı olanlar varsa rahat rahat oynayacaklar. 4 varsa sorun yok. Yani ben 4'ü açtırtmadım. Hani şu var, hani sen 4K'da falan oynamak istiyorsundur. O zaman tamam, oralara gelirsin de. Biz Full HD oynuyoruz. Zaten hedefimiz de Full HD'de adam gibi oynamak. Şu an bu ayarlarda bak mesela 3289 olmuş. Benim 2 GB belleğim var, açmışım ama oynuyor musun? Oynuyorsun. Doğru. Şurada DirectX 10 ve 11 ayarı var. Yani artık günümüz kartlarında hepsi 11. Yani eski kartı olanlar onu deneyebilirler. Burası çözünürlük bildiğin gibi. Tamam. Şuraları hızlı geçebiliriz. Burada çok önemli bir şey yok. Şimdi belki de oyunun hani bir ekran kartını mahveden kısmı şu kısım. MSAA, Anti-Aliasing. Bak bu oyunda iki şey seni çok fazla rahatsız edecek. Birincisi V-Sync, daha sonra tearing efekti. Çünkü habire dönüyorsun. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, araba içindesin, dönüyorsun. Yırtılma efektleri çok en çok dönüşlerde oluyor. Belli olur. Dolayısıyla ekran kartını verdiği FPS ile monitörünün verdiği her tazeleme oranı tutmadığı sürece gözün bozulacak. Göz zevkin bozulacak. V-Sync'i açmanı tavsiye ederim. Ya da işte Nvidia'nın G-Sync özelliği var biliyorsun. Öyle bir monitör aldıysan zaten derdin yok. Sorun yok, evet. Bu arada onu da G-Sync demişken söyleyeyim. O monitörlerin ucuzları piyasaya girmek üzere. Hani bekleyenler fiyat listelerine artık baksınlar. Tamam. AOC'nin falan modellerini ben gördüm çünkü gözümle. Bir baksınlar onlara. Onun haricinde sen gidip V-Sync'i açabilirsin. Ben de açılmasını tavsiye ederim. Tearing beni aşırı rahatsız etti bu oyunda çünkü. Diğeri de şu. Şimdi bu oyunda bir sürü yollar, şunlar, bunlar, küçük objeler, işte uzaktaki objeler var. Araba yarışlarının çoğunda da zaten böyledir. Bu da bir çeşit araba yarışı gibi düşünürsen mantığını. Daha ileride bir sürü arabalar oluyor. İşte yukarılarda bir sürü detaylar oluyor. Uzaklaştıkça bu şeyler birbirinden, daha sonra objeler uzaklaştıkça bu merdiven kenarı efekti daha da rahatsız edici oluyor. Çünkü uzaklaşan objelerde bir de o merdiven kenarı efektleri varsa çamur gibi oluyorlar. Doğru. Netlik falan kalmıyor. Hani yanındaki objeler yine çok büyük. Onun kenarlarını tırtıklı olması çok dert değil. Tam dert ama arabanın bütününü görüyorsun ya da objenin bütününü. Uzaklaştıkça obje de ufalıyor. Küçülüyor, evet. Kenarlar birbirine yaklaşıyor. Kenarların hepsi tırtıklı. Çamur gibi bir görüntü alıyorsun. Yani baktığı zaman şöyle uzaktan şehre, özellikle şehir içinde bir çamura bakıyorsun gibi oluyor. İşte anti-aliasing şurada MSAA olarak gördüğü şey bunu yok ediyor. Ayarları var. Kuvvetleri var diyelim. 2x, 4x, 8x. Şimdi bu gerçekten bir ekran kartını mahveden ayarlardan bir tanesi. Çok zor bir iş. Bunun hesaplanması. Performansı direkt düşürüyor. Tamam. Ya kabaca şey diye söyleyebiliriz. Aynı sahneyi belki 2 kere, 3 kere hesaplayıp üst üste bindirme mantığıyla yani, çalışıyor neredeyse, gibi söyleyebiliriz. Çok kaba oldu tabii ifade ama bu şekilde yani. Ama şey değil, doğru. 4X'de ben sonuç almaya başlıyorum. 4X'de hakikaten tertemiz oluyor merdiven kenarları ama bir şey daha var bak. FXAA denilen bir özellik var. Bu o senin bahsettiğin hesaplamaların olmadan birazcık hile de hile sayılacak yöntemi. O kadar hesap yapmıyor ama akıllı kenarları görüyor. Diyor ki ya bunlar kenar, ben burayı düzleştireyim. Yani çok fazla hesap yapmadan sadece kenarları algılayarak işlem yapıyor. Tabii ki de MSA'dan aldığın o düzleştirme efektini tam olarak vermiyor. Ama o çamurluğu bayağı bir temizliyor. O İdare yüzden eder. İkisini aynı anda kullanabiliyor musun? Ya kullanırsın. Bir zararı yok gördüğün gibi. Ama hani zaten şu var. Bunu açtın mı MSA'yı, sorunların büyük çoğunluğu çözüleceği için bunu açmasan da olur, açsan da olur. Sana kalmış. Bu performansı düşürmüyor. Güzel tarafı o. O yüzden bedava. Bedava o zaman açılabilir. Evet. Bunu açsınlar. Ekran kartları orta seviye olanlar, 960 ve altı olanlar bence direkt FXAA'yı açsınlar. MSA'yı duruma göre açsınlar. Çünkü onun olması bayağı çok performans düşüren bir şey. Ben çok gerekli değil diyorum. Hani ne olur 2x açarsın. Beraber çalışabiliyorlar nasıl olsa. Bir şey daha var. Eğer ekran kartın iyiyse 980'in var, 970'in var, o seviyede bir ekran kartın var. Nvidia'nın TXAA'sını da açabilirsin. Bu MSAA ile çalışan bir filtre gibi düşün. Sürekli açık değil. O yüzden screenshot da vermem çok zor. Bu ancak hareket halindeyken belli oluyor. Devreye girip çıkabiliyor. Anti-aliasing kalitesini arttıran bir şey. Aslında şöyle bir şey var. Anti-aliasing özelinde görüntüyü de birazcık bozar. Şöyle bozar. Nikon'un, Sony'nin anti-aliasing filtresi olmayan kamera modelleri vardır. Normalde bu vardır bütün makinelerde. Video çekerken işine yarar. Böyle o böyle Moir dediğimiz her şeyin birbirine girdiği şeylere engel olur. Ama hafif blur yapar. Yani fluluk yapar. Anladım. Ama netlikten biraz netlikten kaybettirir. O filtreyi kaldırıyorlar.
Bu sefer çektiğin fotoğraflarda süper detay oluyor ama videolarda istenmeyen etkilere sebebiyet veriyor. Tamam. Aynı şeyler burada da oluyor. Dolayısıyla bu TX-AA gibi şeyler, özellikler anti-aliasing'in kalitesini arttırmaya yönelik. Yani görüntüyü bozmadan kenarları düzleştirme efekti uygulamak için lazım. Bu da yine donanım destekli bir şey olduğu için yine Nvidia sahipleri açarlarsa pek bir performans Sen kaybı öneriyor olmadan. musun açılmasını? Şimdi bak, MSA açmazsan açılmıyor. Bu onun Tamam, onun parçası. parçası evet. MSA'yı kaldırıyorsa bilgisi ekran kartını, 980-70 gibi bir kartın Tamam. varsa bunu da aç. Direkt aç, hiç dert değil. Ama yok, Tamam. zaten bu kapalı olacaksa o da gidiyor. Tabii seçilemez hale geliyor. Şurada bak, şunlar var. Bunlar tam bunun için reçetemiz yok aslında abi. Ben olsam şunu yaparım. Öncelikle şunların üçünü de kapatırım sonuna kadar. Ekran kartı ile ilgili ayarları yaparım. Sonra bunları arttırarak bak FPS'yi kollarım. Bunlar da işlemciyle de biraz Çünkü alakalı sanırım daha evet, çok. bunlar işlemciyle de alakalı. Bak mesela nüfusla alakalı şeyler, Tabii nüfusun etraftaki çeşitliliği, insanlar vesaire. yoğunluğu, bunlar hem işlemciye hem ekran kartına yük bindiren şeyler. Deneyerek bulacaksın. Bunun reçetesi yok dediğim gibi. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Bak mesela şuraya aşağıya Çok ineyim. etki ediyorlar mı peki sen kendi denemelerinde? Valla benim şöyle işlemcim iyiydi. Ben orada mesela sorun yaşamadım. Çok bir Anladım. kazancım da olmadı benim açık söylemek gerekirse. Ama bakayım şöyle birkaç ayarla da oynayayım ben. Bak bu ayarların güzel tarafı şu. Bunlarla oynadığın zaman yukarıda görüyor musun ekran kartı belleğini nasıl azaldı? Evet. Şimdi bu sana ipucu veriyor zaten. Hani ekran kartı ile ilgili olan her şey bir şekilde video memoriyi azaltıyor ya da arttırıyor. Bak population density'yi şeyden bize kazandırmadı. Çünkü zaten farklılık bellekte yer kaplayan şey yoğunluk daha çok muhtemelen işlemciye yükleniyor. İşlemciye yüklüyor. Hesaplama çünkü hangisi nerede konumlarını Aynen falan. öyle. Bak 4 GB'da dayandırdım, gördün mü? MSI 8x yaparak. Tamam. O yüzden buradan da aslında o sana bir ipucu. Doku kalitesi. En Şimdi önemli zaten şeylerden biri. normalden aşağısı, yani kötü diye bir kalite yok. Normal var sadece. Normal yüksek, çok yüksek. Normalle çok yüksek arasında acayip fark var. Yani Sen göstermiştin bana, evet. evet, şimdi zaten biz konuşurken girecek o detaylar. Yani her yerdeki doku kalitelerinde anormal bir çözünürlük kaybı var. Yani oyun bir anda eski çağa gidiyor. Doğru. Eski konsollarda Ya çalışıyormuş gibi çalışıyor. çamurlaşıyor resmen. Evet. Kötü oluyor oyun. Yani oyunu PlayStation 3'te oynuyormuş hissiyatına bir anda dönüyorsun. Burada şöyle benim testlerimde normal high ile very high arasında öyle anormal bir fark göremedim. Özellikle hani bir de oyun hareketli ya. Zaten birazcık aksiyona daldın mı çok fazla detaylara dikkat edemiyorsun. Tabii. Seni kandırmaya yetiyor. Yani bilgisayarınız, ekran kartınız very high kaldırmıyorsa çok üzülmeyin. Yani high'da iyiyse çok üzülmeye gerek İdare yok. ediliyor, doğru. İdare ediyorsun evet. Ama very high'da şeyleri görüyorsun. Yani bir halının, kilimin dokuları, Dokuları görünüyor veya çimler biraz daha çimler. iyi anlaşılıyor Evet. falan. Yerdeki asfaltın o pütürleri Tabii tabii falan çok net asfaltın görünüyor. pütürlerine kadar anlıyorsun. Shader quality bunlar. Bu biraz fark yaratıyor ama beklediğim kadar bir şey olmadı. Performansa etkisi olmadı. Bu en yüksekte kalabilir. Bunun bazı şeylere, grafik kalitesine etkisi var ama bunu da böyle birazcık tepeden baktığında görebiliyorsun. Pek böyle hani bir şeylerin dibindeyken anlaşılmıyor. Özellikle böyle bir yerden çıktı manzara izliyorsun. Bunu kapat aç o zaman farkı görürsün ama böyle kalmasının zararı yok. Bir tane daha benim hani baktın ekran kartın işte MSI'yı aç kapattın olmadı hala biraz daha FPS istiyorsun. Buradan kısabilirsin. Shadow quality. Bunu kısarak gölge kalitesini biraz daha yumuşaktan bloklu hale geliyor. Ama Tam gerçekçilik hissini de bayağı etkiliyordur herhalde gölgeler. ya tabii o da sonuçta önemli bir şey ama yani şöyle düşün. Doku kalitesi kadar önemli mi? Hani Tabii. sınıflandırırsan o Tabii. kadar da değil. O yüzden bence Shadow Quality'den birazcık kısılmakta zarar yok. Belleği direkt etkiliyor zaten. Tabii tabii direkt bellekten kazanırsın. Yansıma kaliteleri yine birazcık lüks tüketim. Olabilir. Şöyle aynalarda özellikle çok fazla fark ediyor. Çünkü ayna birebir yansıtan bir yüzey ya. Mesela normal şöyle normal diyorsun ama bariz low quality. Yani buna normal Aynı, evet denmez. sen gösterdin de görüntüler zaten girer. Ayna görüntüsü, Minecraft karakteri evet gibisin. aynen öyle oluyor. Birebir Minecraft oynuyor yani aynada. Doğru. O yüzden bence ultra yerine very high'da kalmasında hiçbir sakınca yok. Ultra da çok fazla.
Ben VeriHigh'da istediğim zaten sonucu aldım. Duruma göre çok böyle yavaşlama falan olabilir. Odaya giriyorsun, bir şey yok. Aynı ekrana girdiği değil anda mi? O tip saçmalamalar yaşayabilirsin. O zaman gelip hemen bunu kapatacaksın. Hı-hı. Yani daha doğrusu kapatmayacaksın da VeriHigh'ı alırsan bir sorun olmaz. Tabii bu yansımalar şeyleri de etkiliyor. Böyle arabanın üstündeki o parlaklıklar tabii, vesaire tabii. Ama aynada çok belli Aynada oluyor. biz en büyük şeyi performans düşüğünü aynada aldık. Bu yansıyan objelerin anti-aliasing'i ayrıca hesaplanıyor. Ben bunun şeyini hissedemedim oyunda, etkisini. O yüzden kapalı tutuyorum kendi oyunumda. Çok fazla etkilemedi benim göz şeyi. Yani anlamakta zorlandım. Daha doğrusu bazı yerlerde ha dedim burasıymış ama onun için değmez yani açtığımı. Ama daha bunu kurcalayacağım. Daha bunun da belki hani böyle tam nokta atışı işe yaradığı bir yer bulursam bakacağım ama şu anda en Sen azından tabii bu bulamadım. ayarların hepsini bir de gösterebilmek için oyun içinde yer Sürekli aradın evet bayağı açıp açıp kapıyorum. Çok da şey bir şey değil. Oyunu böyle sürekli ayarlarını değiştirdiğim zaman bir. oyun saçmalıyor bu arada. O Tabii. da hala arada bir bazı Basılmamış bug'ların tuşlar falan bir anda kendi kendine devreye kendi giriyor kendine gibi tuş bir şey basmaya oluyor. başlıyor. İşte hiç ayarı düşürdüğün halde FPS artmamayı bırak bir FPS'de kalıyorsun falan gibi bug'lar var oyunda. Öyle şeyler yaşadığın zaman çıkıyorsun oyunu komple yeniden Yani çok başlatıyorsun. kurcaladığın zaman hani her Evet. zaman herkesin karşısına çıkacak bir şey değil de buradaki ayarları çok uğraştığın zaman bazen yeniden açmakta fayda var. Evet. Bak şimdi burada şu üç tane ayarı görüyor musun? Bu üç ayar çimen, partikül ve su ayarları. Şimdi bunlarda şöyle bir sorun var. Bunları mesela anti-aliasing'i kapatırsan bütün oyun boyunca performans kazancı görürsün. Bunlar mesela çim kalitesini etkilersen çimin olmadığı yerde herhangi bir şey zaten yoktu. Doğru. Bazı şeyler sadece karşına çıktığı zaman seni etkiliyor. Su öyle bir şey. İşte partiküller, patlama efektleri orada olduğu zaman etkiliyor. Böyle yani ben ayarı yaptım. FPS aniden düşüyor dediğin zaman bak bakalım orada ne var? Çim mi var? O Patlama efektleri mi sahnedeki var? şeye Evet. dikkat Su mu edeceksin. var? Az önceki senin örneğinde ayna vardı. O zaman gel onun ayarını buradan modifiye et. Anladım. Yani öyle çünkü oyunda şeyi fark edecekler. Ani yavaşlamalar oluyor. Mesela akıyor trafikte giderken gidiyorsun. Güzel güzel giderken bir anda FPS'de ciddi düşüş oluyor. Kontrolünü kaybediyorsun. Yani o derece. Abi bakıyorsun meğer sen şehirden giderken çimlik bir alana girmişsin. Ormanlık bir alana girmişsin. Tabii orada grass quality yüksekteyse orada bayağı bir FPS kaybediyorsun. O zaman geleceksin bunu ultra'da bırakmayacaksın mesela bunu. VeriHigh'de ya da işte ekran kartını kaldırdığı ayara getireceksin. Diğer partiküller ve su için de aynı şey geçerli. Soft shadows. Bak şimdi bu iyi bir şey. Şimdi burada soft'tan başlıyorsun. Sharp var, soft var, softer, softest. Böyle gidiyor. Bir AMD'nin CHS sistemi var. Nvidia'da PCSS sistemi var. Bunlar ne? Şimdi gölgenin bir kalitesinden bahsettik ama bir de gerçekçiliği var. Şimdi Ultra'da bile olsa gölgeler çok yüksek kalitede bile olsa gölgelerin yere çizilmiş gibi gözükmesine engel olamıyorsunuz. Yani çok sert gölgeler sürekli. Yani ne kadar burada softest bile seksen hala çok sert gölgeler. Ve ışığın gelişiyle falan hiçbir alakası yok. Çünkü gölgenin sertliği normalde ışık kaynağının uzaklığıyla da doğru orantılıdır. Bu hesaplanmıyor. Direkt basıyor gölgeyi. Hatta şöyle kötülükler oluyor. İki tane obje var. İkisinin gölgesi üst üste düştüğünde daha da koyu oluyor. Mesela böyle Bir gerçek gariplikler, olmayan evet. gariplikler oluyor. Bu sistem yine Nvidia'nın donanımından çalışıyor. Gölgeleri yumuşatmanın ötesinde gerçek hale getiriyor Anladım. neredeyse. Yani o sert çizimler gidiyor yerdeki. Yani çizilmiş gibilik gidiyor. Gayet senin gözünün dışarıda doğada gördüğü gölgeler geliyor. İşin güzel tarafı yine donanım destekli şeyler olduğu için hatta sürücü destekli olduğu için bir performans kaybın yok. Nvidia kartın varsa aç. Mümkünse aç, evet. Şöyle söyleyeyim. Bu arada Nvidia desteği derken Gameworks denen bir programı var Nvidia'nın. Şey yapıyor işte. Oyun firmalarına gidiyorlar. Nvidia teknolojilerini kullandırıyorlar. Kullanılmasını sağlıyorlar ve bu kullanılması iyi şöyle düşünme. Para veriyorum kullan. Öyle değil. Mühendisi de veriyor sana. İşte her türlü know-how, her şey Desteği açık. sağlıyor, Her şey evet. açık. Yani sen bugün oyun geliştir, Nvidia'ya git sana da yardım ederler. Buradan çıkan işte biri TXAA'ydı, birisi de bu şu Nvidia'nın PCSS sistemiydi. Zaten oyun çıktığı gün GTA 5 sürücüsü çıktı. Yani ben çok nadir görüyorum böyle. Genelde hani oyun çıkar bir kısa süre sonra genel bir update'in içine İçinde. olur. Ama bu Bu çok beklenen bir GTA 5 oyun olduğu update'i diye için. çıktı. Bu sürücülerde onlar zaten. PostFX bunlar bütün oyundaki HDR'den tut işte yansıma şu bu hepsinin genel adı. Bunu kapatırsan Son efektler. Türkçe'ye de çevirirsek belki öyle belki çevirebiliriz. evet. Bunu kapatırsan şey oluyor. Tamam birazcık performans artışı elde ediyorsun da oyunun tadı o.
Çünkü bütün o gün batımı efekti, onun vurduğu böyle buluta yaptığı HDR falan hepsi orada. O Tamam. yüzden bence bunu yani kapatılacaklar Onun belleğe listesinde etkisi çok mu? etkisi var ama hani Çok değilmiş dramatik mi ya. dersen değil işte. Bu biraz daha bellekte yer kaplamadan ziyade şeyden GPU'nun hesaplama gücüyle alakalı bir şey. İşte sonrasında ekran görüntüsüne verdiği efektlerle Evet. ilgili olduğu için Şu o motion şekilde blur, doğru. oyunda motion blur var. Onun gücünü ayarlıyor. Bu performanstan ziyade senin göz zevkiyle alakalı bir şey. Yine alan derinliği efekti de zaten aynı şey. Bunları deneyerek bulursun. Tamam. Performansla çok alakası yok. Anisotropik filtering, bu filtreleme sistemleri, Eş yönsüz süzme işte bu. eş yönsüz süzme. Bu 16. Çünkü eskiden bir performans etkisi vardı. Artık o kadar basit ki bugün kartlar için. Doğru. Direkt 16'ya Eskiden dayıyorsun, bunu geçiyorsun. açmaya korktuğumuz zamanlar Tabii. vardı. Bu ambient occlusion, bu kaplama denen bir şey vardı ya az önce, hani Türkçesini düşündük. Bu o zannedersem, o Türkçesi o. Bunun ne olduğunu biliyorum da. Ortam kaplama. Evet, ortam kaplama. Kapatmaydı. Ortam Kapatma. Bu. kapatma. Evet, ta Tamam. kendisi. Tamam. Bu da şuna yarıyor. Objelerin, mesela bak şimdi burada duruyoruz. Bunun gölgesi duvara vuruyor, değil mi? Şimdi o bir etkileşim yaratıyor. Bir gerçekçilik. Dünyada sen gerçek nasıl görüyorsan oyunda da öyle görmek istersin. Bu ortam kapama olayı şu. Senin duvarla, yerle olan ilişkini aslında gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Özellikle gölge ilişkilerinde. En çok ben gölgede gördüğüm için ona örnek veriyorum. Yani sen bir şeyin üstüne konmuş gibi durmuyorsun. Zeminle senin aranda bir ilişki var. Onun, senin gölge düşümün daha gerçekçi. İşte bıraktığın iz diyelim. Işıklandırmayla ilgili bir şey. Tabii Daha biraz çok bu şey gibi ışıklandırmayla ilgili. ambient, hani Türkçe'de şey deriz, Atmosfer, ambiyans deriz ya ambiyans, aslında, evet. atmosfer. O ışıklandırmayla sağlanan bir şey. Evet. Bu ayar tam onunla ilgili. Bu da şeydir, performanstan biraz götürür ama ben kalmasını taraftarıyım. Tamam. Tessellation bu da yine işlemciyi zorlayan uygulamalardan bir tanesi. Pardon, GPU'yu. Zaten GPU'ya. şeyi fark edeceksin, video memory'yi pek etkilemez. Yoktan var etme sistemi gibi bir şey bu. Yani şöyle bir eskiden bump map'ler vardı. Hani hala var gerçi de. Sen bakardın kapı koluna uzaktan, kapı kolu varmış gibi görünüyor. Yanına giderdin, o dümdüz doku. Bu tessellation da işlemciyi, GPU'yu kullanarak aslında derinlik katıyor objelere. Dolayısıyla sen oturup mesela şu klavyeyi çizmek zorunda kalmıyorsun. Bu zaten sen düzgün kodlarsan GPU sana onu otomatik olarak orada bu klavyenin tuşlarının derinliğini yapıyor. Girintilerini, çıkıntılarını Evet. daha Tabii güzel tabii. Yani oturup tek tek tuş tasarlamak zorunda gösterebiliyor. kalmıyorsun. Senin yazılımcı olarak aslında işini kolaylaştıran bir şey. Anladım. Onun da açık kalmasında bir sakınca yok. Yani şöyle söyleyeyim. O da bir zamanlar bayağı yükleniyordu Evet. ekran Bunların kartlarına. hepsi donanımdan destekleniyor. Bunlar dolayısıyla senin dediğin gibi bir zamanlar çok problemdi ama artık değiller. Hani iş olmaktan çıktılar ekran kartları için. Ama hani Şu şey en yap, alttakine şöyle basınca da yaptığım bütün ayarlar evet geri gidiyor. alıyor. Yanlışlıkla kimse basmasın. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Gerçi bir ayar değiştirmedik ama. Advanced Graphics diye bir şey var. Bak High Resolution Shadows. Daha yine gölgenin ayarları. Mesela gölgeyi sen kapatmaya başladıysan, kafaya koyduysan bunu da kapat. Long Shadows aynı şekilde. Ya bunlar yüzde şu kadar etkiliyor diyebildiğim şeyler değiller ama bunları işte %50'den başlatmakta fayda var. Öyle söyleyeyim sana. Anladım. Yani sen bir şeyi elde et, oynanabilir FPS'yi elde et, sonra gel kurcala. Baştan şey yapma, yüklenme bunları. Ben şimdi denediğim için böyle yapayım. Bir de ekran kartım güçlü. O yüzden sonuna koydum. Tamam. Dayadım şeyini, ayarlarını. Bunların hepsini hallettikten sonra bak şurada Run Benchmark Test diyor ya. Taba basarsan benchmark'a başlıyor. Tamam. Benchmark'ta şuna dikkat etsinler. Benchmark oyunun prolog kısmını oynamadıysan çalışmıyor. Çalışıyor ya, hata veriyor. Oyunu biraz ilerleyeceksin. İlk bir iki görevi yapacaksın, ondan sonra çalışıyor. Ha, o da ilginçmiş. Sana 5 tane sahne geçiriyor şeyde, ayrı ayrı. Hepsinde bazı efektleri görüyorsun. Zaten anlıyorsun neyi test ettiğini. Gece gündüz oluyor vesaire. Bir tanesinde en sonuncusu ki ben genelde onu baz alıyorum. Uçak gidiyor. Uçak hem böyle yoğun bir ormanda üstünden gidiyor, işte şehrin üstünden gidiyor. Bir de çok uzun bir video, en uzun sahne o. 5 tane sonucun var senin. O 5 sonucudan en küçüğünü baz alsınlar. En kötü senaryoyu onu yükseltmeye gayret etsinler. Tamam. Benchmarklarını ve bunu yapsınlar. Çünkü FRAPS ya da başka şeyler yaparlarsa oyun aşırı dinamik. Hiçbir zaman aynı şeyi test edemiyorsun. Ama
Oyunun kendi benchmarkları hep sabit. Doğru. O hep aynı şeyi test ediyor. Tamam, şey konuşulabilir. Oyunu tam temsil etmiyor gibi görünebilir. Fakat oyundaki bütün grafikler orada bir dönüyor. Hadi Doğru. diyor, Yani işte o patlamalar, ayarların çatlamalar. hepsi o bir şekilde oraya Evet. koymuşlardır Tabii zaten. tabii. O yüzden oradaki en kötü senaryoyu o arttırmaya çalışsınlar. Ya ben şöyle birkaç ayar yaptım tabii ki. Benchmark da yaptım. Şimdi 3 tane benim total ve benchmark'ım var. Şöyle sana söyleyeceğim. Bir tanesi şöyle. Tabii ki de kötü senaryomuzda ne olduğuna baktım. 30 FPS'yi tutturamıyorum. Şöyle her şey az önce gördüğünüz şeyler dayalı sonuna kadar. Bir tek şeyi kapattım. Full bu yansımanın anti-aliasing'i ne anlamadım dedim ya çok fazla. Onu bir kapalı tuttum ben. Tamam. Onun dışında gördüğün her şey sonundaydı. Böyle hani 20 FPS'ye kadar düşüşler yaşadım. Ki bu modlarda ben oyunu da oynadım, şeye bırakmadım. Hani sadece teste bırakmadım. Kendim oynayarak da baktım sayaçtan. Gerçekten bu FPS'lere düşüyorsun. Şöyle diyeyim, GTA'yı 100 FPS'de oynamanın bir anlamı yok. Orada senin hani dedim ya monitörünün verebileceği refresh rate oranı Tazeleme kadar, hızı. tazeleme hızı kadar bir performansla hedefle. İşte 60 tabii ki. Ama 60'ı tutturamıyorsan da 30 ile 60 arasında oynanabilirliği çok kaybetmiyorsun. Bu oyunun temposu çünkü yani kamerası şöyle şöyle dönmüyor. Yavaş yavaş, ağır ağır. Dolayısıyla bu da senin 30 FPS'de bile ben kendimi kaptırıp oynadığımı biliyorum testler sırasında. Doğru. Nvidia optimizasyonunu yaparsan onun ama işte o tam optimize diyordu ya Tamam, ortasındaydı. ortadaki ayarı En kötü seçeceksin. senaryoların senin 60 FPS. Tam olması gereken yerde duruyor. 61 FPS almış mesela. Ama 78 de var. Bu son uçağın geçtiği yerde 69. Bunlar hep ortalamalar bu arada. Oynadım. Hakikaten öyle. Hani 53'lere falan düştüğüm oldu. O bol çimenli yerlerde. Ama çok yağ gibi Peki aktı. görüntü kalitesinden memnun oldun mu? Görüntü kalitesinden Karşılaştırırsan. şöyle bence şey var fazla bile kısmış. Hani ben bu kadar performans alınca birkaç şeyi de açmak isterim. Zaten neyi kıstığını da göstereceğim. Şey değil bundan daha sert olabilirsin. Daha birkaç ayarı açabilirsin. Ben Tamam. daha açtım. Şöyle söyleyeyim. Anti-aliasing'i kapalı tuttum. Ama FXA'yı açtım. Onun yerine o işi biraz gördü. İşte yansımaları ultra yapmadım. Very high yaptım. Ve şeyi kapattım işte yansımadaki anti-aliasing'i kapatarak Tamam. en kötü senaryomda 28 FPS aldım. Ama genelde baktığım zaman diğer sahnelere en sondaki uçaklı sahnede 41, 47, 43. Bu FPS ortalamasını tutturdum. Kendim oynadığımda da rahat ettim. Burada benim için şey çok kritikti. Doku çözünürlüğümü hep yüksek tuttum. En yüksekte tutmak önemliydi. Onu çok fark ediyorsun çünkü. En çok onu fark ediyorsun. Doğru. Post efektler işte o HDR'ler falan hepsi vardı. İşte şu an söylediğim o 3 ayar dışında ne varsa hepsi açık ve Full HD. 960 kaldırıyor. Güzel. Yani bir anti-aliasing'i kapatarak ben bayağı bir şeyden kurtulmuş oldum. Böyle benim ayarlarım bu şekilde. Ben böyle oynuyorum. Yani şey değil Nvidia'nın optimizasyonundan biraz daha performansım düşük. Ama görüntü kalitem Görüntü de kaliten çok daha başarılı evet diyorsun. gözle görülür şekilde daha iyi. Ama şu var o Nvidia'nın optimizasyonu de yani şey için iyi. Yani FPS isteyenler için tek tuşta hemen hiç ayarlarla uğraşmadan Veya hiç oradasın. ayarla uğraşmadan oradaki Orayı slider'ı birazcık daha kaydırarak. kaydıracaksın kaliteye tarafına. Yani. Yine benim yaptıklarımı yapacak sonuçta. Benim 960 için ayarlarım bunlar ama daha bir sürü ekran kartı var. Tabii. Hepsinde ayrı bir senaryo aslına bakarsan. Doğru. Ha, 960'a denk gelen kartlar eski yeni bu ayarlarda aşağı yukarı çalıştırır ama biraz daha mesela 750 Ti bu ayarlarda zorlanacaktır. Orada mecbur bir şeyleri kısacaksın. Ben dediğim gibi gölgeleri kısarak biraz performans artışı elde ediyorum. Onu tavsiye ederim. Biraz yansımalardan kısabilirsiniz. Post FX'ten ve kaliteden şeyler, doku kalitesinden kısmadan yani en son onlara gelsin. Geri kalanları da Ya kısınlar. işin ana şeyine Evet, dokunmadan şu advanced önce. grafiklerden kısıntı yapsınlar. Ha bir de şu var, bu oyun işlemciyi yoruyor gördüğüm kadarıyla. Yani bu kadar bazen çünkü bir bakıyorsun bir ayarı oynatıyorsun hiçbir şey değişmiyor. Çünkü zaten şeyde limitlenmişsin bir yerlerde. İşlemci İşlemciye muhtemelen takılmışsın. işlemcide Ya takılmışsın. şimdi çok büyük bir dünya var etrafında ve bu Evet. canlı sürekli değişiyor vesaire. İşlemciye yüklenmesi çok mantıklı yani o bakımdan. Bizim i5 iyi iş çıkarıyor. Yani 960 ile ikisi iyi uyum sağladılar. Ama tabii ki de ya benim için iyi olan şey şu oldu. Bu oyunu çok düşük bir grafik kartında bile hani
makul seviyede düşürdükten giriş seviyesi bir kartta bile oynatacak bir ayarı buluyorsun günün sonunda. Ya da süper bir sistemin var. İşte 4K var. Her şeye bir yani iyi tarafa da çekebiliyorsun. Zayıf Tabii. tarafa da çekebiliyorsun. Günün sonunda oyunu herkes oynayabiliyor bir şekilde. Doğru. Zaten onlarca ayar olmasından evet. onu anlayacaksın yani. Tabii. Adamlar çok uğraşmışlar laf yememek için. Çünkü 4'te çok küfür yediler. Haklıydık. Doğru. Biz hani haklıydık. Rezalet de optimizasyonu. Bu tam tersi. Burada adamlar gereken neyse yapmışlar. Ama bir sürü de zaman harcadılar zaten. Yani. Zaman harcadılar. Evet. Bu sefer başka yerlerden patladı. İşte oyuna giremedik falan. Hala ben Telekom DNS'iyle giremiyorum bu arada. Niye bilmiyorum. Uydunet'le. Kendi Google DNS'i girersem bağlanabiliyorum. Ben çok beğendim. Grafikler de çok güzel. Grafikler güzel. Dünya çok büyük. Böyle yaşayan dünyalı oyun bulman çok zor zaten. Tabii. Adamlar bence bayağı iyi bir oyun yapmışlar. Grafik anlamında. Tabii içeriği beğenirsin beğenmezsin. O ayrı incelemenin konusu. Tabii. Sen bayağı bir ince ayrıntısını anlattın zaten. Tabii tabii. Bence zaten deneme yanılma yolu ve benchmark modu içinde herkes şu şeyi son olarak bir kez daha hatırlatalım. Bazen çok ayar değiştirdiğin zaman saçmalayabiliyor. Evet. Yeniden başlatmakta fayda var. Tabii yani bir ayarı hızlansın diye indiriyorsun, kapatıyorsun. Oyun yavaşlıyor. Tam tersi etki gösteriyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kapat, aç yeniden. Evet. Bir yeniden yüklensin, kendine gelsin. Şeyden de korkulması. Yani orada 2 GB belleğim var. Eyvah 3 yazıyor. Düşüş yapacak tabii ki ama oynanabilirliği yok ediyor kafadan diye bir şey yok. Doğru. Deneye deneye bulacaksın ayarlarını. Peki. Ben kendi ayarlarımı paylaşmış oldum. Peki Murat. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.